hap gibi yutulacak, koronavirüs aşısı yolda. Pek çok kişi COVID-19 pandemisinden önceki hayatlarına geri dönmek için can atıyor ve aşılar sayesinde bunun gerçekleşeceğini umuyor. Her gün yeni bir ilaç firmasının çıkardığı aşı haberiyle güne uyanıyoruz. Aşı sıramızı kontrol etmek için gün aşırı e-devlet yokluyoruz. Hangi ülke ne kadar aşı satın aldı? Nüfuslarının yüzde kaçı aşılandı? Peki ya ülkelerin ekonomik sorunları ya da aşının lojistik zorlukları nedeniyle aşıya ulaşamayan insanlara ne olacak? AB bile yoksul ülkelere aşı gönderemeyeceğini duyurdu. Tüm bu soru işaretlerini sonlandıracak beklenen gelişme İsrail ve Hindistan'dan geldi. Modern dünyadaki en büyük tıbbi buluşlardan biri olarak görülen hap formunda yutulabilecek koronavirüs aşısı İlk test aşamasını başarıyla tamamladı. İsrail merkezli ilaç şirketi OraMetle Hindistan merkezli Primas Biotech, koronavirüsle mücadelede yürütülen aşı çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. İki şirket güçlerini birleştirerek bir araya geldi ve ortak üretilen Oral Covid-19 aşısının hayvan deneylerinden umut verici sonuçlar alındığını duyurdu. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde hap formundaki aşının koronavirüse karşı bağış bağışıklık oluşturan antikorların üretilmesine yardımcı olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada insan üzerindeki ilk klinik deneylere de Haziran ayına kadar başlanacak. Primas Biontech kurucularından Kundu, bu teknolojinin işe yaradığından ve COVID-19'a karşı bağışıklık vaat ettiğinden %100'den fazla eminiz dedi. Öte yandan aşıyla ilgili böyle bir gelişme yaşanırken koronavirüsün tedavi süreciyle ilgili beklenen haber geldi. Türk kökenli bilim insanları Profesör Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortakları olduğu Alman Biontech ile ortak olan ABD'li ilaç şirketi Pfizer'de COVID-19 hastalığının erken aşamasında kullanabilecek tedavi verici bir hapı insanlarda test etmeye başladıklarını duyurdu. Bu ilaç erken aşamada tespit edilen koronavirüs hastalığının vücutta çoğalmasını engelleyecek. İlacın birinci aşama klinik deneylerinde katılımcıların yarısına gerçek ilaç verilirken diğerlerine plasebo verileceği söylendi. Eğer sonuçlar ilacın güvenli ve etkili olduğunu gösterirse şirket ikinci aşama klinik denemelere geçecek. Taşınma ve muhafaza kolaylığı Ağızdan alındığı için daha az yan etkiye neden olması öngörülen aşının tek doz olma özelliğiyle de iki doz gerektiren diğer aşılardan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Lojistik problemleri de ortadan kaldıran aşı normal bir buzdolabı ile taşınabilecek ve oda sıcaklığında saklanabilecek. Günümüzde uygulama kolaylığı aşılama oranlarını hızlandırmak için kritik öneme sahip olsa da koronavirüs aşısının hayatımızın bir parçası olacağı artık bir gerçek. Ve bundan sonra Koronavirüs aşısını standart grip aşıları gibi yıllık veya iki yılda bir gerekli olabileceğini düşünürsek muhtemel bir durumda hap formunda kolayca alabileceğimiz aşı daha da değerli hale gelebilir. Müzik